Oğlum, oğlumu verin ulan, verin! Komutan, komutan oğlumu versinler, bırakın ulan! Bırakın lan, oğlumu ver! Verin bana komutan, oğlumu versinler! O benim oğlum! Bırakın, oğlum, Mehdi'm! Komutan, söyle şunlara oğlumu versinler, yoksa geberteceğim hepsini! Bırakın! Oğlum! Biraz daha bağırmaya devam edersen içeri atacağım seni ha. Kimi gebertiyorsun sen? Oğlumu al iler komutan. Esas onları içeriye tık. Oğlum! Oğlum! Mehdi'm! Bak, hala benim oğlum diyorsun. Kendi al. Mehdi senin oğlun değil. Kasım'ın oğlu. Ne demek lan benim oğlum değil? Ne demek Kasım'ın oğlu? Mehdi benim oğlum. Yani... Nüfus kağıdında öyle yazıyor. Ne yazarsa yazsın ulan Mehdi benim oğlum. Dünya alem biliyor lan benim oğlum olduğunu. Kapı gibi raporu var. Belki de yanlış biliyorsundur ha Kendal. Ulan! Komutan yalan söylüyorlar. Mehdi benim oğlum. Raporu var diyeyim size. Kasım'ın elinde de nüfus kağıdı var ha Kendal. Sen neyine güveneyim lan? Neyine güveneyim de benim oğlumu üstüne alayım lan? Mehdi benim oğlum. Hanginiz doğru söylüyor? Nasıl bileceğiz Kendal? Ben sana bildireceğim. Senin hakkından çıktı değil mi bu dolap? Ulan yeminle hepinizi gebertmezsem şerefsizim ulan. Mehdi benim oğlum. Son kez bak oğluna, son kez. Kendi ellerimle gömeceğim oğlunu. İyi bak oğluna. Hadi yeter tamam, götür oğlum, götür. Komutan, ben daha yeni başlayayım, yeni. Oğlumu almak neymiş göstereceğim ulan size. Öldünüz ulan hepiniz, göstereceğim ulan size. Oğlum bırakın ulan, verin oğlumu. Verin ulan dedim. Verin, oğlum verin. Nasıl şimdi yola getirmiştir. Mehdi'yi alayım. Zor gösterim bir daha. Bittiniz ulan siz, bittiniz. Mehdi benim oğlum. Kasım'ın değil. Yalancı düzenbazlar. Oğlum bırakmam seni aslanım. Yürü Kendal, yürü hadi. Lan ne oldu? Bırakmam. Bırakın beni. Mehdi. Ulan topunun defterini durmazsan bana da Kendal'a demesinler ha. Bırakın beni. Yürü yorma çocukları hadi. Komutan sen hangi akla hizmet beni buraya getireyim ha? Suçum ne benim? Ya ev basıyorsun, insanlara silah doğrultuyorsun, bağırıp çağırıyorsun. Hadi oğlum alın içeri. Sen beni bırak acilen, hepsinin leşini sereceydin, öyle getireceydin beni buraya. Bırakın, bırak. Hadi oğlum hadi al içeri. Bırakın lan. Giremezsin hocam. Ya komutan, onları derdest edip getireceğine beni alayım. Haydi, Oğuz komutanın bana kızcığı var. Sana ne oluyor ya? Ağzından çıkana dikkat edin. Olmadı seni görev başındaki memuru hakaretten alırım içeri. Görev başında mı? Hangi görevden bahsediyorsun komutan? Benim gözümün içine baka baka oğlumu alıkoydular. O zaman görevini niye yapmadın? Bana işimi öğretmeye kalkma. Ben Oğuz komutan değilim. Canımı sıkma benim. Öyle ağa paşa dinlemem ben. Şimdi otur. Sakinleş öyle konuşalım. Ya komutan, ya ben anlatamayayım ya da sen anlamayın. Benim önüme köpeğe kemik atar gibi evliyiz mevliyiz diye bir kağıt parçası attılar. Ben anlamam. Oğlumu kucağıma alıncaya kadar da durmam. Bunu böyle bilesin. O zaman açarsın davanı, gösterirsin gerçek belgeni, iş çözülür. Böyle sağa sola saldırmakla olmaz bu iş, anladın mı? Hey komutan, ben anladım diyeyim de gerisini sen bilmesen de olur. Ahmet! Emret komutanım. Oğlum, Kendal Bey'in ifadesini alın.
Sonra da bırakın. Emredersiniz komutanım. Aa, ne oldu ya? Ne oldu acık? Sırtımızdan bıçaklandık. Kenan İti belge düzenlemiş. Yok neymiş? Mehdi Kasım Asibel'in oğluymuş. Yok neymiş? Belge varmış. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlatayım. Kasım Masibel evlenmiş. Mehdi'nin de nüfusunu Kasım İti'nin üzerine yapmışlar. Hep senin yüzünden. Evlenmişler mi? Nikahı vermem diye debelenmeseydin. Kendal Bey. Yine ne var ya? Ebru Şanverdi'nin şikayetiyle Baran'ı kaçırmaktan Antep Emniyeti'ne ifade vereceksin. Ulan sosyete evli, sen de bu işin içindesin ha. Beni oğrundan ayırmak için el birliğiyle ant içtiniz ha. Senin de cezanı keseceğim. Özlem, Kenan denen hainin evine git. Akılları sıra, beni uzak tutup oğlumu kaçıracaklar. Oğluma sahip çık Özlem. Hadi yeter, götür. Ebru'nun da Kenan'ın da ölümü benim elimden olacak. Ama benden evvel birisi icabına bakarsa ellerine sağlık diyeceğim ha. Demek öyle. Demek Sibel'e nikah bastın ha. Oğlundan ayrılmasın diye nikah kıydın. Salak Özlem. Abi kızından az da şimdi tam bir aile oldular. Ben de Özlem'sem onu sizin yanınıza bırakmam. Değilsem kızı, yaptığını beğendin mi ha? Böyle tıkılır kalırsın işte. Kendi al. Diye başının tepesine çıkarttım. E ne oldu? Nerede şimdi o sarı çıyan? Hepimizi sattı. Babamla Murat yaptı. Ama o utanmadan, sıkılmadan, acımadan seni buraya tıktırdı. Al hayrını gör gelininin. Ama ben bunun hesabını sormaz mıyım ula? Duy teyzem kızı, sen de duy. Oğlum diye ortalığı birbirine kattın. E şimdi ne oldu ha? Kendi al. Dinle beni. Ben bütün suçu üstüme alayım. Benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Ben buradan bir kurtulayım ana. Önce o Kenan İtin'den hesap soracağım. Hem de öyle böyle hesap değil. Yeminle geberteceğim onu. Sen ne diyorsun ya? Ana, Kenan İti öyle bir adilik yaptı ki. Mehdi'm kayıp. Kasım'la Sibel'in oğluymuş. Düzmece belgelerle kandırdı. Sonra da oğlumu Kasım'ın nüfusuna geçirmiş mi? Olmaz öyle şey. Kenan yapmaz. Senin bir yanlışın var. Ha, öyle ya, ben yanlışım. Tabii hep Kendal hatalı. Ya ana, benim oğlumu çaldılar diyeyim, senin ettiğin lafa bak. Sibel'de, Kasım'da bunu kıvıracak akıl yok. Kenan'ın yemesi. Ama buradan bir kurtulayım. Onun cezasını öyle bir vereceğim ki, yeminle canını alacağım onu. Gebertmeden önce de sana ispat edeceğim oğlumu kaçırdığını. Hele bir çıkayım şuradan. Thank you.
Ellerini zavya kaldırın. Hadi acelem var. Hadi. Tamam, geçelim. Sevgili yeğeninle gelinin ortak olup bizi bitirmeye and içmişler. Koruyup kolladığın Kenan'ın ettiğine bir bak. Ulan Kendal Şanverli ile uğraşamadın. Gücün yetmedi de polisi avukatı mı salayım üzerime? He? Ben de seni bileği bileğime denk biri sanmıştım. Ama bu burada bitmez, merak etme. Görüşeceğiz. Haydi bakalım. Bu değil mi bulduğun çözüm? Beni hapse attırıp oğlumdan ayırmak. Benimle baş edemeyeceğini anlayınca oğlum hasta yatağındayken yaptın bunu. Ama başaramayacaksın Ebru. Bizi ayıramayacaksın. Baran hasta yatağından kalktı, buraya geliyor. Belki de bunu görmen iyi oldu. O asla benden vazgeçmeyecek. Kadriye Hanım, inanın ben böyle olmasını istemedim. Boşuna nefesini tüketme. Benim yıllarca Baran'ın kalbine, ruhuna işlediğim sevgiyi asla yok edemeyeceksin sen. İsterlerse bana ömür boyu hapis versinler. Eğer oğlumu sevdiğim için ömür boyu hapis yatmam gerekiyorsa ben gururla yatarım Ebru. İstediğini söyle Narin. Ama ben böyle olmasını istemedim. Seni inandırmaya da çalışmayacağım. Ama bu benim oğlumu çaldığın gerçeğini değiştirmiyor. Yeter. Susun artık. Siz ne derseniz deyin, son söz Baran'ın. Baran, sakin ol. Baran, tamam. Tamam, sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Babaannemi içeri mi attıracaksın? Bak ne kadar öfkeli olsam da onlar benim ailem. Kızarım, kavga ederim, evlerini başına yıkarım ama ben yaparım, sen yapamazsın. Ne olacak şimdi? Baran, inan ben böyle olmasını istemedim. Ya sen neyin peşindesin ya? Ha? Ne bekliyorsun benden? İyi ki intikamımızı aldım. Oh olsun mu diyeyim? Bak bu senin intikamın, benim değil. Soracağım bir hesap var ama sen hesap değil, intikam peşindesin. Arasında ne fark var biliyor musun? Sen yarın gidip amcamı vursan ben sen vurdun demem. Görsem bile söylemem, satmam seni. Ben kavga ederim, ya parçalanırım ya parçalarım. Ama gidip kuyruğumu kıstırıp şikayet etmem. Sizin orada kavga çıksa hemen tanımadığınız polisi, jandarması gelir devreye girer. Ama bizim burada böyle değil. Biz eğer düşmanımıza yumruk atacaksak kendi yumruğumuza güveniriz. Ya döveriz ya dayak yeriz. Değil dostu, düşmanı bile satmayız biz. Baran, haksızlık yapıyorsun. Siz karışmayın. Ne kadar feodal, ne kadar geri kafalı geliyor değil mi sana söylediklerim? Baksana gözünün içine. Tanıyor musun sen bu adamı? Ha? Sen bana oğlum diyebilir misin? Ne bekliyorsun benden? Sana koşup sarılmamı mı bekliyorsun? Sen benim elimi ayağımı kestin ya. Nasıl koşup sarılayım sana?
Umut etmek. Çoğu kez sığındığımız tek liman. Evladın doğduğu günden itibaren gözünün içine bakarak sağ salim büyümesini umut etmek. Minicik ellerini, ayaklarını koklayıp öperken ayağına tek bir taş değmemesini umut etmek. Evladın için sustuklarınla ödeşeceğin günü... Kadriye Hanım, adli takip şartıyla serbest bırakıldınız. Kendal Bey, Narin Hanım, size de takipsizlik kararı çıktı. Serbest bırakıldık Neyzem kızı. Bir şey bulamadılar yani. Haydi abi. Oğlum sayesinde. Orada biraz durun işte. Sizin bana yaşattıklarınızın hesabını başkasının sormasını istemedim. Hepsi bu. Baran. Baran. Kızım dur. İçin nasıl soğuyacaksa öyle yap kızım. Boynum kıldan ince. Şimdi sıra bende ha teyzem oğlum. Ben de oğlumu alacağım sonra. Sonra? Sonrası sürpriz. Bağlım beğenişim mi? Elinden geleni ardına koyma. Kendal efendi. Göreceğiz bağlım. Yürü avukat. Göreyim değil mi ana? Bizi düşürdüğü duruma bak. Ekmeğimizi biçeyiz. Geçmiş olsun. Abla, ben size konağı bırakayım. Sağ ol başım. Senin oğlunun defterini dürmek de benim boynumun borcu olsun. Bırak! Ya bıraksana! Bırak! Hedefe kilitlen. Vay. Helal sana. Kaptın sen bu işi ha. Mehdi'nin benim oğlum olduğunu bütün halifeti bileyim. Oğlumu çaldılar benden. Nerede ulan bu devlet? Sakin olun Kendal Bey. Savcıyı duydunuz. Önce Mehdi'nin sizin oğlunuz olduğunu ispat etmemiz lazım. DNA, belgeler hepsini halledeceğim merak etmeyin. Bu ara sizi uyarmak zorundayım. Babası olduğunuzu ispatlasak bile
oğlunuzu size hemen vermeyecekler. Kanunlar... Ne demek vermeyecekler avukat? Ne demek vermeyecekler? O benim oğlum, benim oğlum. Tomar tomar parayı sana boşuna mı ödeyeyim ben ha? Git bu işi çöz. Yoksa ben seni çözerim bak. Kendal Bey, bu işin kanunu var, kitabı var. Oğlunuz daha çok küçük. Bu durumda kanunlar anneden yana. Ama biz de boş oturmuyoruz. Oğlunuza kavuşmanız için elimizden geleni yapacağız. Ulan Kenan, bunların hepsi senin deme. Allah'ıma gidanma, seni gebertmezsem ne olay? Aman Kendal Bey, sakın ha. Bu durumda daha kötüye gider işler. Siz lütfen sakin olun, bu işin dışında kalın. Yoksa hiçbir şansınız kalmaz. Tamamıyla kaybedersiniz oğlunuzu. Ya ne yapayım ha? Onun yaptığı şerefsizliği yanına mı bırakayım avukat bey? Sabırlı olun, bana güvenin. Bu işi legal yollardan halledeceğiz. Ama mutlaka halledeceğiz. Bu ara Kenan Bey'den uzak durmanız işin selameti açısından çok gerekli. İyi bağlım. Oğluma bir kavuşayım, onlara da sıra gelecek. Sen bu işin üstünde dur ha, peşini bırakma. Haydi. Merak etmeyin. Arayan soran var mı Rıza? Az evvel Rustam ağa uğradı. Sana selam var. Niye uğramış ki? Oğlunu aramış, ulaşamayınca merak etmiş. Sana da ulaşamamış. Merdan Efendi de nasıl burada çalışıyorsa artık ben anlamadım yani. Sen köşeye dönünce adam direkt arazi. Bu nasıl bir çalışmak ya? Ey ey uzatma. Haydi bana bir kahve yap. Peki ağam. Ha Rıza. Eski fabrikaya kimse girip çıkmıyor değil mi? Yok ağam. Annem rettiğin gibi. Sigorta raporları çıkana kadar bekçi içeri kimseyi salmayacak. İyi. Hepiniz ağzınızı sıkı tutun ha. Baran falan demeyin sakın. Sonra ne olursa elektrik kontağından çıktı deriz. Olur biter. Peki ağam. Muhasebeciye de söyle, sigorta parasını takip etsin. Sonra da fabrikayı hurdaya çıkarsın. Hurdaya mı? Ağam tamir ettirmeyecek miyiz ya? Bir dünya masrafa değmez. Burası işimizi görür bizim. Hem oranın arazisini de satacağım zaten. Üzüldün mü lan? Gitti gül gibi fabrika mı? Haydi. Ağam. Gelen giden yok. Kenan evde mi? Girdiğini görmedim ağam. Sakın bir yere ayrılma. Gözünü dört aç. Oğlumu çıkarırlarsa peşlerine düş hemen. Kuş üstüne haberim olacak ona göre ha. Baş üstüne ağam. Haydi. Ulan sen hangi yüzle geliyorsun lan buraya ha? Kenan bir dur. Gebertirim duyayım mı beni? Kenan bir dur. Konuşma. Kenan dur. Dur. Konuşma. Kenan. Ne diyorsun lan sen? Öyle olmasını istemez. Mecbur kaldım. Kenan'ın bu işle ne alakası var ulan? Her şey o planladı. Anlamadın mı? Kenan. Kenan dedi bana tuzak kurdu öyle mi? İkiniz bir oldunuz bana oyun oynayınız öyle mi? Bana bak Kenan'ı da seni de gebertirim. Yeminle gebertirim duydun mu lan beni? Kenan bir dinle anlatayım önce. Neyi anlatacaksın lan neyi anlatacaksın? Ha? Kenan bırak. Aptal mıyım? Elimi kolumu sallaya sallaya. Bu kapıdan içeri gireyim ha? Kenan, seni kandırdığı gibi beni de kandırdı. Şimdi dinle, anlatayım her şeyi. Ne yapmak istiyorsan sonra yaparsın.